Gereken kuvvet antrenmanları, gerekli idmanları yaparak bireysel antrenörümle çalışmıştım. Tuğba Adıyurdaer ismi. Ona çok çok teşekkür ediyorum ayrıca. Sonra buraya geldik. Kamplar oldu. Kamplarda bayrak çalışmaları yapmıştık. Bayrak yarışları için. Bütün takım arkadaşlarım çok güzel performans gösterdi. Benim sondaki atağım bize şampiyonluk getirdi. Çok mutluyum bu konuda. İlk 200 metre yarışı takip ettim. Yarışın seyrini gördüm. Çekişmeli gidiyordu yarış ön tarafta. Ben oraya girmeyeyim dedim. Kendimi sona saklayayım ki atak yapma imkanım olsun. Son 150 metreye girdiğimde ben yavaş yavaş atak yapmaya başlamıştım. Türk halkının desteğiyle daha çok ilerlediğimi düşünüyorum. Yarıştan sonra herkes gururlandırdığımız için bize teşekkür etti. Çok memnun oldum. Bütün Türk halkına teşekkür ediyorum bu yüzden. Madalya hepimizin. Biz aslında ilk üçe gireriz diye düşünüyorduk. Ama birinci olduk. Yani çok çok güzel ve mutluluk verici bir şey. Son 50 metreye girdiğimde ikinci bitireceğim diye düşündüm. Ama hayır dedim. Daha çok asıldım. Daha çok çaba sarf ettim ve birinci sıraya yerleştim. Ben kendi kendime konuşuyorum zaten yarışın içinde. İlyas şimdi çık. İlyas şimdi atak yap. İlyas son 50 metre dayan sabret az kaldı. Yani hep kendimle iletişim kuruyorum. Beynimi dinliyorum. Yani güzeldi. Beynim de rahat olunca, kafam rahat olunca güzel koştu. Bu sene stadımız yıkıldı. Gerekli şeyi alamıyoruz, verimi alamıyoruz stadımız olmayınca. Parklarda idman yapıyoruz. Yani tek ben değil birçok sporcu böyle Konya'da parklarda idman yapıyor. Tek spor futbol değil. Bunları bilmesini istiyorum yani. Türk gencine destek verildi mi böyle başarılar elde edeceğimize ben inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum. Yani lütfen tek futbol konuşulmasın. Atletizme halk tanıtılmalı. Halka tanıtılmalı atletizm. 10 madalyayla döndük evimize ama sadece mesela tek son atağımız oldu. Bu şey oldu. Gündeme geldi. Yani daha çok gelmesi lazım. Gündemde yerimiz daha önemli olması lazım. Gerekli doping kontrolüne giriyoruz. Bize her zaman doping kontrolünü alıyorlar yarışlardan sonra oluyor bu. Yani çat kapı doping kontrolüne bile gelen oluyor yani. Hayatımızı bilmiyorlar, hangi zorluklar altında antrenman yaptığımızı bilmiyorlar ki yapamazlar yani bizim kolay bir branş değil bizim 400 metre. Atletizm öyle yani kolay bir branş değil. Bireysel spor olduğu için zor oluyor, başarılar da zor oluyor. Yani bilmeden konuşmaları biraz can sıkıyor sadece.